Evet, bugün güzel bir bulgur pilavı yapalım. Bir tane orta boy soğanımı doğradım. Bir tane de biber doğradım. Sıvı yağ mı kattım. Ve burada da domates 2 tane. Kabuklarını soydum. Salçam, tuzum, baharat olarak. Nanem, karabiberim ve biraz da acı biberimiz. Acılı olsun biraz, güzel olsun. Şöyle ocağa koyalım. Bismillah diyerek ocağımızı da şöyle yakalım. Burada da su kaynattım pilavıma. Orada da çayım olacak. Pilavdan sonra güzel bir çay demle çay keyfi yaparız. Şöyle pilavımızı yapalım. Acı biberden katacağım. Çok şahane bir acısı var. Öyle böyle değil. Hemen az bir şey kat. Yetiyor. Soğanlarım güzelce kavruldu. Salçasını veriyorum. Salçasını da kavrulsun şöyle soğanlar. Domatesini verelim. Güzelce domateslerim kaynasın biraz şöyle sosumuz. En son bulgurlarını katalım. Daha sonra da baharat yani bulgurlarımı da yıkadım. Mis gibi bulgur pilavı. Suyum da hazır, sıcak suyum. Burada da tabii ki Oşap'tan su muhallebisi yapacağım. Nişastamı çıkardım. Hindistan cevizimi süslemek için çıkardım. Mislere devam. Bulgurumu da kattım. Şöyle güzel güzel kavuruyoruz. Ve baharatlarını katıyorum. İlk tuzunu verelim. Biraz yarım kaşık şöyle nane verelim. Az karabiber. Şöyle ucunla hemen. Ve çok az da acı biber. Bu çok acı çünkü. Çok katarsak çok acı olur. Korkuyorum onu kullanmaya fazla ama yine de lezzet veriyor. Çok güzel. Şimdi güzelce kavuruyoruz. Tüm hepsi birlikte güzelce özleşsin. Lezzetlensin. Suyunu öyle verelim. Aynı pirinç pilavında yaptığım gibi kavuruyorum ve suyu üzerine çıkana kadar su veriyorum. Evet, su kullanmıyorum. Her zaman da güzel oluyor. Yani şaşmıyor pilavlarım.
Evet, suyunu verebiliriz artık. Kavrulma işlemi bitti. Dediğim gibi su üzerine çıkacak. Bir karıştıracağım. Şöyle suyu verdikten sonra dibi tutmasın diye bir güzel karıştırıyoruz. Biraz daha su ilavesi yapacağım. Tamamdır. Ocağı da şöyle kısacağım. Kısık ateşte biraz. Çok da hızlı değil yani. Bir bakalım. Ocağın ateşi işte şu kadar bir ateşte. Çok kısık değil. Çok da hızlı değil. Pişmeye bırakacağım. Aynı pirinç pilavında olduğu gibi kapağını kapatmıyorum. Böyle güzel güzel pişiyor. Pilavım boncuk boncuk olmaya başladı. Çok az bir süresi kaldı. Aynı pirinç pilavındaki gibi. Pilavım oldu. Bu kadar sulu da kalsa önemli değil. Çekecek çünkü kendini. Kapatalım. Dinlenmeye bırakalım. Ocağımı kapatıyorum. Ve şöyle peçetesini de koyuyorum. Kapağını da kapatıyorum. Ama almasın. Şöyle dinlensin. Pilavım tamamdır. Evet, sizlerle şöyle güzel bir erik hoşafında muhallebi yapacağım. İlk defa deniyorum. Şöyle kulplara yapacağım. Ölçerek yapacağım. Hoşafımdan böyle 3 tane koyacağım. 3 kişiyiz, 3 kişilik yapacağım. İlk önce hoşafımdan koyuyorum. Ölçerek yapacağım. Tencereye döküyorum. Aynen böyle. Fazla yapmak istemiyorum. Şeker var hoşafımda. Şeker kullanmayacağım. Bu da ikincisi. Bu da üçüncüsü. Ve nişastam burada. Nişastamdan da şöyle iki kaşık koyuyorum. Yeterli de bence. Çok koyu olursa hoşaf katarız. Duru olursa da nişastayı hoşafla eritip tekrar katarım. Bu ocak niye yanmadı şimdi? Nişasta bence buna fazla gelecek. 2 kaşık koydum ama. Bu çoğalacak gibime geliyor. Hoşaf daha ekleyeceğiz herhalde. Burada kısalım biraz. Nişasta erisin güzelce. Sonra açalım. Bunu da ilk defa yapıyorum. Şöyle domatesiyle de güzelce kavrulsun. Daha sonra bulgurunu verelim, tuzunu verelim, baharatlarını katalım. Suyumuzu verip bulgur pilavını pişmeye bırakalım. Nişastasını bir güzel erittim. Burada da marmelatım var. Biraz marmelat da katacağım. Lezzetlensin.
Şeker kullanmayacağım. Uşak'ta şeker var. Marmelat'ta şeker var. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Biraz şöyle marmelat da katalım. Daha da lezzetlendirelim. Erikler biraz lezzet versin. Erik marmelat nişastanın tadını bastırsın. Evet, oldu. Hiç tahmin etmedim, olmaz diye düşündüm ama gerçekten oluyor. Tadını bilmem. Tadını tattıktan sonra paylaşacağım. Ama tam istediğim kıvama geldi. Tam da iyi geldi. 2 kaşık nişasta koydum. Bu kuplarla da uşak koydum. 3 tane. 1 kaşık da marmelat koydum. Ekşili ekşili güzel olur herhalde. Bana göre güzeldir. Ben ekşili sevdiğim için. Evet. Tam istediğim gibi. Kıvam bu olması gerekiyor. Olacaksa demek ki yaptıktan sonra her şey oluyor. Ben su muhallebisini çok sevdiğim için aklıma geldi. Evet, artık oldu. Kutularına doldurabilirim. Evet. Erik. Ne diyelim bunun ismini? Erik marmelatı, erik ocağından karıştırdığımız erik muhallebisi diyelim biz buna. Oldu ve şöyle dolduralım. Muhallebilerimin üzerine şöyle biraz da süsleyelim. Hindistan ceviziyle misler gibi. Hindistan cevizini de çok seviyorum. Evet, misin evinde misler olmaya devam ediyor. Burada bulgur pilavım servisini yapacağım. Burada da erik uşağından yaptığım güzel muhallebi. Şöyle açıyoruz. Harika bir pilav olmuş. Bulgur pilavım dinlendi. Servisini yapıyorum. Şu pilavın güzelliğine bakın. Harika, acılı mis gibi pilav olmuş. Yanına da tabii ki buz gibi erik hoşafımdan. Ve şahane muhallebi. Masama götürüyorum. Bulgur pilavım oldu. Şahane, lezzetli bir pilav oldu. Yanına da buz gibi erik hoşafım ve erik hoşafından yaptığım muhallebim. Enfes, lezzetli. Şöyle biraz marmelat da kattım ona. İç ferahlatıcı, tam bir yaz tatlısı. Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.